Şimdi sizleri tarihte bir yolculuğa çıkartacağız efendim. Stoke Newington'da 1900'lü yılların başından günümüze uzanan bir müzik dükkanı, DB Müzik, Barış Güney yönetiminde hem dünyanın farklı kültürlerinden müzisyenlere sahne açıyor, hem de müzik eğitimi almak isteyenlere eğitimler veriyor. Aynı zamanda Stoke kahve markasıyla da damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor. Detayları izliyoruz. Efendim, Stoke Newington'dayız. DB Müzik burası. Bu mekanın birbirinden farklı özellikleri var. Şu an elimde görmüş olduğunuz bu fotoğrafta 1910 yılından beri burada farklı yine müzik alanında etkinlik olduğunu görüyoruz. Yine aynı zamanda burada müzik eğitimleri de gerçekleşiyor herhalde. Yanımızda da hem müzisyen hem de eğitmen Barış Güney var. Detayları alacağız. Şimdi aynı zamanda tabii Stoke kahve markası da herhalde geliyor. Bununla da ilgili detaylı bilgi alacağız. Öncelikle sizi tanıyalım. Ne kadar süredir buradasınız? Ne kadar süredir müzikle uğraşıyorsunuz? Eğitmenlik ne zamandan beri devam ediyor? Ben 5 yıllık bir süredir buradayım. İngiltere'deyim. Çok uzun yıllardır müzisyenlik ve müzik eğitimi veriyorum. Bağlama çalıyorum, bağlama eğitimi veriyorum. Yaklaşık 2 yıldır da bu mekanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burası da bir müzik okulu, aslında belki de bir müzik merkezi diyebiliriz. Çünkü sadece ders verilmiyor. Burada ders veriyoruz, enstrüman tamiri yapıyoruz, enstrüman satıyoruz, enstrüman aksesuarları satıyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. Bu akşam da burada bir etkinliğimiz var. Yani konserler organize ediyoruz mekanda. Ve prodüksiyon yapıyoruz. Yani müzisyenlerin çalışmalarını yayınlıyoruz. Yani bunları dijital platformlarda yayına çeviriyoruz. Kliplerini çekiyoruz. Dışarıda konserlerini organize ediyoruz. Yani birçok işin yapıldığı bir yer burası. O yüzden daha çok böyle bir müzik merkezi demek bana çok daha kapsayıcı geliyor. Onun dışında burada yaptığımız diğer faaliyetlerde, aslında en büyük faaliyetlerden bir tanesi de bu Hackney bölgesindeki o kozmopolit mantığını burayla birleştirmek. Yani dünyanın her yerinden gelen müzisyenleri, dünyanın her yerinde olan kültürü burada pekiştirmek ve bir araya getirmek. Bunun birçok örneğini verdik burada. Afrikalı müzisyenlerle Türkiye'li müzisyenleri buluşturduk. İrlandalı müzisyenlerle İspanyol müzisyenleri buluşturduk. Bu anlamda da çok kültürlülüğü ifade eden bir yer burası. Birçok etkinlik yaptık. Özellikle de daha çok geleneksel enstrümanların yer aldığı, geleneksel müziğin olduğu, herkesin kendi dilinde, kendi kültüründe çalışmalarını sergilediği bir yer olmaya başladı burası. En sevdiğim, en güzel yanlarından bir tanesi de o. Bunun yanı sıra da işte Stoke Newington mahallesi, burası Hackney bölgesine bağlı. Mahallenin kendi arasında vermiş olduğu bir isim var, Stoke. Biz de Stoke adında bir kahve üretiyoruz şimdi. Yeni başladı o da. Bir yandan hem o kahveyi ikram ediyoruz burada gelen misafirlerimize, hem de işte isteyen de o kahveyi burada satın alıp evine de götürebiliyor. Evinde de içebiliyor. Kahve peki nereden geliyor tam olarak? Yani ya da nerenin kahvesi? Bu kahve karışık bir kahve. 3 tane ayrı çekirdeğin birleşiminden, harmanından oluşuyor. Bunu da bir İtalyan kahveci ailesi diyelim, yani 50 yıldır bu işi yapıyorlar. Onlarla oturduk, konuştuk, bir toplantı yaptık. Bize böyle özel bir şey ürettiler. Biz de tadını çok sevdik. Dedik Stoke'ye bu yakışır. Öyle devam ediyoruz. Efendim, buraya mutlaka gelin derim. Şimdi bir de tabii şöyle bir durum söz konusu. Şu, bu elimdeki fotoğrafı herhalde yeni buldunuz ve bu evet, mekanla ilgili geçmişe dair bazı izler taşıyor. Evet, evet. 1910 yılına ait bir fotoğraf. Bu fotoğraf 1910 yılına ait. Arkasında bununla ilgili not var. Ve tam bizim kapının önünde çekilmiş bir fotoğraf bu. Fotoğrafın sol tarafında görünen eski karakol. Zaten yeni karakol da karşıda duruyor. Ve burası 1910 yılında, belki daha da eskisine de gidilebilir. Burası bir piyano satış mağazasıymış. Bizim bundan haberimiz yoktu tabii. Bir tesadüf olarak şu an aynı şekilde devam ediyor. Ve aynı zamanda burada piyano satışı yapılıyormuş ve o dönemin yayın olarak plak yayınları yapılıyormuş. Ve burada bir plak kaydı yapılmış. Yani biz bir tanesine ulaştık ama belki daha fazla da yapılmış olabilir. Plağın üstünde de zaten buranın adresi yazıyor. Orijinal kapağı. İçini bulamadık. İçini bulmaya çalışıyorum. Eğer içini bulabilirsem de o dönem burada kaydedilmiş müziklerin performansının yapıldığı bir etkinlik yapmayı düşünüyorum burada. Yani 100 küsur yıl sonra burası tekrardan bir müzik merkezine dönüşüyor. Bu da çok heyecan verici bir ayrıntı. Kesinlikle çok heyecan verici. Hatta tarihi aslında devam ettiriyorsunuz. Tarihin izlerini hem yaşayan hem de bunu devam ettiren bir
durum söz konusu. Evet, kesinlikle. Yani hani farkına varmadan böyle bir iş yapmış olduk. Aynen. O da çok güzel bir tesadüf oldu. Bunu da hissediyorsunuz sanırım değil mi? Burada hem müzik çalışmalarını tabii yürütürken tabii, hem de burada sahne alan müzisyenler herhalde bu tarihi hissediyorlardır. Kesinlikle hissediyorlar. Zaten arkamızda duran duvar bile tarih. Yani bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra örülmüş bir duvar. Duvarın diğer parçalarından ayrı olduğu zaten renginden anlaşılıyor. Bunlar da İkinci Dünya Savaşı'nda binadan binaya geçiş yapabilmek adına kullanılan geçişler bunlar. Yani sokaktan bombardıman esnasında yürümemek için binaların içinden geçiyorlar. Çünkü ya sağ köşede ya sol köşenin binanın altında bir sığınak var ve herkes oraya gitmeye çalışıyor bir şekilde. Bu binaların her yerinde bir tarih var ve özellikle de müzikle ilgili bir tarih var. Bu zaten buraya gelen herkesi etkiliyor bu hikaye. Şimdi bu müzik eğitimlerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Dediniz ki siz hem burada bağlama eğitimini siz veriyorsunuz ama başka eğitimler de herhalde burada veriliyor. Aynı zamanda enstrüman tamiri de yapıyoruz dediniz. Bu hangi günler gerçekleşiyor ya da bu eğitimler almak isteyenler ne yapması gerekiyor? Bize ulaşmaları yeterli. Burada çalışan şu an 9 öğretmen var. Piyano dersleri, keman dersleri, gitar dersleri, bağlama dersleri, İşte bas gitar, vokal, davul, klarnet, trompet gibi enstrümanların dersleri de veriliyor burada. Her alanda en az 3 tane hoca bulunduruyoruz biz burada. O yüzden de gelen öğrencinin uygun olduğu zamanlara, günlere göre program yapabiliyoruz. Öyle bir rahatlığımız var. Yani ders almak isteyenin bize ulaşması yeterli. Ders almak isteyenler ulaşabilirler. Aynı zamanda Stoke Newington'da şöyle geçerken Stoke'i kahvesinin tadına bakmak isteyenler de tabii mutlaka gelebilirler. Aynı zamanda efendim müzisyenlere de buradan seslenebiliriz. Çünkü siz biraz önce dediniz ki biz sahnemizi onlara açıyoruz. Evet. Aynı zamanda prodüksiyon yapıp onlara konserler de düzenliyoruz. Evet. Şimdi DB Müzik bu gördüğümüz alan. Bir de DB Müzik'in çalıştığı, ortak çalıştığı başka bir şirket var. O da Red Müzik. Red Müzik'te işte burada ya da başka bir alanda oluşmuş olan yayınları yayınlayan bizim işte ortak çalıştığımız bir şirket. Red Müzik'te de buradaki müzisyenlerin albümlerini yapabiliyoruz, kliplerini çekebiliyoruz ve yayınlayabiliyoruz. Evet. Şimdi bugün Cuma günü efendim, Cuma akşamı burada yine bir performans sergilenecek evet, herhalde. Cuma, cumartesi mi oluyor bu performanslar? Her Cuma yapıyoruz. Her Cuma günü Dünya Müzikleri Günü DB Müzik'te. Dünyanın ulaşabildiğimiz her alanındaki müzisyenlerle biz burada her Cuma bir dünya müziği örneği sunuyoruz. Bugün Erdal Yapıcı icra sergilecek burada. 10 telli bağlama, kopuz, perdesiz gitar gibi enstrümanlarla bize bir müzik ziyafeti sunacak. Her Cuma burada dünyanın herhangi bir yerinden bir müziği dinleyebilirsiniz her geldiğinizde. Yani şunu diyebilir miyiz? Müziğe gönül veren, emek veren sizin kapınızı çalabilir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Her zaman kapımız onlara açık.